kere kadını inkar eden din anlayışı sürdürülemez hale gelmiştir. Yani işte bu saçmalık olarak görünen fıkhi hükümler, yorumlar, işte kaygılar, asansör konuşmaları diyebileceğimiz tarzı şeyler bugünün dünyasında, yani özellikle gençler açısından hani saçma ötesi bir konumda görünüyor. Dolayısıyla İslam'ın böyle ataerkil diyebileceğimiz işte bedevi ifade ve anlaşılış biçimlerinden kopmak zorunda insanlar. Şimdi Ortodoksi bunları din diyebildiği için muhafaza etmek ve empoze etmek istiyor. O zaman ne olacak? İşte gençler kopuyor. Şu an kopmayı yaşıyoruz. Bu arada peyderpey kenardan insanlar bu sefer dini doğru nasıl anlayabiliriz veya dini nasıl anlayabiliriz, bence yani doğru anlamadan ziyade kendimize göre nasıl anlayabiliriz sorusunu soracaklar ve buna cevaben fikirler doğacak. Mesela kadının özgürlüğünü İslam'ın merkezine taşıyacak yorumlar ortaya çıkacaktır. Pratikte çıkıyor, daha teorisi de yapılacaktır. Bu tür bir eğilimin olacağını tahmin ediyorum. Ve İslam böyle hani diğer dinlerle ve diğer fikirlerle, bunu ateizmde dahil, işte Budizmde dahil temas ettiği ölçüde bir ayrışma yaşanacak. Bir dinin kimlik kısmı var. Yani hakikat özelliği yok ama bize ait. Mesela bir etiket düşün. Altında o etiketin tarif ettiği şey yok. Yani televizyon diyor, altında televizyon değil, buzdolabı var mesela. Orada bir yanlışlık var, değil mi? Şimdi bir etiketin kendisi bir şey değil. Din değil etiketin kendisi. Eğer din hakikat ise o zaman etiketten bağımsız olarak hakikatin olması lazım. Bunu gören bir insan şeye başlıyor. Bu hakikat başka yerde gördüğü zaman etiketi farklı olduğunda bunu red mi edecek? Yoksa ya bu da hakikattir mi diyecek? Yani bu bir tutarlılık sorunu doğuyor. Ve o tutarlılık sorununu yaşadığın zaman dini ve iyiliği kendine hapseden eğilimden uzaklaşma durumuyla karşılaşıyorsun. Evrensel bir din anlayışı, İslam'ı evrensellik içinde anlayan, özgürlüğü önemseyen, eşitliği, adaleti ön plana çıkaran, bence İslam'ın hanif ve başlangıçtaki o işte iktidar ilişkilerini, hakimiyet biçimlerini sarsan pozisyona bir nevi geri dönüş olacak.